10 Ağustos, 16 Ağustos terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler evet güzelliklerin kendi içlerinde güzel sanatlara, resim, müzik, dans, tiyatro, işte böyle eğlenceli havalar, yaratıcı zekanız, kıvrak zekanız biraz bu hafta insanların gözü sizin üzerinizde olacak. Bu göz size sonra nazar olarak dönmesin değerli terazi burçları ama şunu da demek istiyorum. Evet işlerinizle ilgili çok hareketli ve çok yoğun bir döngüyü yaşayacaksınız. Enerjinizin de çok yüksek bir hafta olduğu gözüküyor. Beklediğiniz haberler, olmasını istediğiniz iş süreçleri size gerçekten ve gerçekten keyif verecek. Hatta ve hatta uzun süredir hayal ettiğiniz işten de doğru haber geliyor ve bununla birlikte daha mutlu olacağınız evreye giriş yapacaksınız. İlişkisi olmayanlarda güzel bir aşk haftası var. Evli olan bazı terazi burçlarında çocuk tedavisi haftası oluşmuş ve özellikle evinin içindeki komple değişim bence hiç gereksiz para harcamaya gerek yok. Evinde sadece banyonun fayansları değilse ya da avizeleriniz değilse evinizin rengi düzeni gayet iyi değerli terazi burçları. Hiç böyle bir şeye gerek yoktu ama sen takıntılı olduğun için her şey güzellikte olsun. Ha ne yapabilirsin? Özellikle koltuklarının rengini değiştirmek istiyordun. Yapabilirsin. Parkede yenilemek istiyorsun. Maşallah ben sana yapma dedikçe senin kafandaki planların bu. Bir de uzun süredir iş mahkemesi olan bazı terazi burçları hak ettiğiniz parayı alacaksınız. Sanki bununla ilgili mutluluk enerji ve özellikle eski işine dönmek isteyen bazı terazilerde de olumlu cevaplar alınacak ve hak ettiğiniz noktaya geri tekrar sağlanacak olarak söyleyebilirim. Şöyle demişim terazi, havada aşk var ama geçmişi unutamadığınız için geçmişin aşkını istiyorsunuz ve geçmişte gerçekten hesaplaşıp ben yoluma bakmak istiyorum diyen terazilere diyorum ki adı üstünde ya geçmiş. Yani haklısınız. Kırılan kalp hiçbir zaman tamir olmuyor. Haklısınız, sizi hiç anlamadan terk edip gidildi ya da siz terk ettiniz ve pişman oldunuz ama doğru memlekette ne doğru erkek kaldı ne doğru kadın diyeceksiniz. Ama herkes aynı anne ve baba. Herkes doğrudur. Yani kimse yanlış değil. Çünkü hepimiz bir anne ve babadan dünyaya geliyoruz. Yaşadığımız kültürler ya da çevremiz bizi değiştirebilir. Yani kimse kötü değil. Herkes iyi olabilir ve iyiliği aşılayabiliriz değerli terazi. Siz de zaten Venüs ve iyiliği, güzelliği, hayatı, aşkı, dengeyi sağlamak istiyorsunuz. Tam sizin enerjiniz. Bence belki iletişimde de daha böyle kendinizi konuşmada daha netlikler ön planda olduğu için belki sizde şu oluştu. Kimse belki anlamıyor. Hayır, herkes sizi çok iyi anlıyor ve anladığı için de artık sen daha öncü, daha dengeli ve daha ne istediğini bilen noktadasın. Uzun süredir kendine küçük yatırım ve toprak ve araba ev almak isteyen bazı teraziler aile desteğiyle gerçekleşecek ve uzun süredir ailenizin bir evi varsa tamir edilmesi lazım sizin evinizden önce. Bunlarla ilgili bir sorun var. Özellikle baba ve amca ve halalar arasındaki gerginlik ve bir arsa var burada. O kadar saçma bir tartışma var ki aslında bölünse herkes yerini bilse doğru ama biri ben ölmeden kimse mal alamaz diyor. Anam senin ölmeni bekelersek torun torba büyür. Onlar da birbirine girer. Yaşarken halledeyim şu işi. Niye insan ya bir mal için insan kırılmaz. Bir can için insan kıyılmaz. Bir mal için insanın kalbi üzülmez. Yani hepsi geç. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi fethetmiş. Ne onlara, ne bizlere, ne sizin çocuklarınıza. Hepimiz emanetiz. Emanetimizi güzel var etmemiz lazım. Size biberiye demişim. Söylemiştim başta galiba. Söylemediysem de yani biberiye bildiğiniz biberiye. Biberiye. Yemeklerimizde kullandığımız biberiye. Yani bir poşetin içerisinde özellikle cüzdanınızda taşırsanız bu enerjinize iyi gelecek diyorum. Biberiye'nin faydalarını eğer okursanız yani şifa anlamında değil. Biberiye'nin insan vücut enerjisindeki faydasını okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız değerli terazi burçları. Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinleyin.